Yok, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde şu an konuşabiliyoruz. Biz böyle hanımlarla böyle konuşamaz. Bak şu anda bile onların tohumları, yobaz tohumları şerefsizce sözler ediyorlar. Bir de Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet olmasaydı, güç sahibi olsaydı yobaz takımı, bizim yaşama imkanımız olur muydu? Olmazdı. Onun için Mustafa Kemal'e Allah Mehdi öncüsü olarak göndermiştir. Çok büyük hizmetler vermiştir. Büyük faydası olmuştur. Atatürk'ü yok etmek istiyorlardı. Biz Atatürk'ü yok etmek isteyenleri yok ettik. İlimle, bilimle ve bilgiyle. İnşallah. Ve gerçek Atatürkçülüğü Türkiye'de oturttuk. Bir de programın dikkat çekmesi için zaten öyle sivri sorular sorması gerekir. Yani mecbur o. Yani bir yayıncı olarak böyle gerilim meydana getirmek istiyor. Onun için uç usluplar kullanır. Uç sözler söyler. Mühim olan cevabının verilmiş olması. Zaten o iddialara hiç kimse inanmaz. Yani onun kıskançlıktan kaynaklandığını herkes biliyor. Bilir yani inşallah. İnşallah. İnsanlar en çok güzel kadını kıskanır ve gücü ve iktidarı kıskanır inşallah. İnşallah. Güçsüz ve iyi diş insanlar bunlar. Ne yapıyor? Izdırap duyuyor, acı duyuyor, aşağılık kompleksi duyuyor, eziklik duyuyor. O zaman ne yapıyor? Karşı saldırıya geçiyor. Olgun meyve veren ağaç taşlanır derler. Değil mi? Derici derler, beğendiği deri yerden yere vururmuş böyle. Evet. O özellikle olur. Yani eğer sen güç sahibiysen, muktedirsen, güzel insanlar varsa çevrende, güzel hayat yaşıyorsan kıskananın çok olur. Tabii Evet. ki sözler ederler. O bizim tırmanmamız lazım. Mesela Twitter'da ikinci olmamız Allah'ın bir lütfu. Değil mi? Maşallah. Bu ne demektir? Bizim programın izlenmesi demektir. İnşallah. İnşallah.